Selam arkadaşlar, işte beklenen videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Amerika'ya geliş hikayemizden bahsetmek istiyorum ve biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Tuğçe Nazlı Güngör, 38 yaşındayım. Nereli olduğumu merak edenler için ben doğma büyüme Ankaralıyım. Evlendikten sonra yani 18 yaşımda İstanbul'a yerleştim. Aslen babam Karslı, eşim de Tekirdağlı, yani memleketin dört bir tarafından bağladıklarımız var. 11 yaşında Kayra isminde bir oğlum var. Yaklaşık 18 senelik evliyim. Eşim Fatih, oğlum Kayra ve ben 3 sene önce Green Card kazandığımız için Amerika'ya yerleşme kararı aldık ve Amerika'nın Virginia eyaletine geldik. Bu süreç nasıl başladı? Öncelikle Green Card hikayemizden bahsedeyim. Biz ikinci başvurumuzda Green Card'ı kazandık arkadaşlar. Bu ne zaman oldu? 2014 yılının Ekim ayında başvurumuzu yaptık ve 2015 senesinin Mayıs ayında da Green Card'ı kazandığımızı öğrendik. Talihli kişi benim. Üstelik bu işleri hiç ben takip etmememe rağmen şans bana vurdu. Hatta bu beni biraz şok etti. Eyvah, şimdi ne yapacağız? Çıktı ya, tüh falan modundaydım. Çünkü bunu eşim çok istiyordu. Ben ise çok korkuyordum. Çünkü ben biraz böyle alışkanlıklarına bağlı da demeyeyim, bağımlı bir insanım. O yüzden benim için çok zordu bunu kabul etmek. Ama eşim çok sevinmişti. Zaten bizim adımıza o başvurmuştu. Bu başvurularda hiçbir danışmanlık hizmeti almadan, herhangi birine sormadan normal Amerika'nın kendi orijinal ücretsiz Green Card'a başvuru sitesinden kendi kendine yapmıştım. Dediğim gibi desteksiz bir şekilde kazandık biz Green Card'ı. 2015 senesinin Mayıs ayında Green Card'ın bize çıktığını öğrendik ve o andan itibaren de gerçekten bütün işlerimizi hemen Amerika'ya gelecek şekilde ayarlamaya başladık. Konsolosluk randevuları, işlemler, bunlar tabii yine uzun bir süreç aldı. Neredeyse 6 ay kadar. Ve biz Şubat ayı, 2016'nın Şubat ayında konsolosluktan da onayımızı aldık. Green Card'larımız onaylandı. O sırada oğlum 2. sınıfa gidiyordu ve yaz tatilini beklememiz gerekiyordu. Bu sebeple yaz tatilinde Amerika'ya kesin gidiş yapmaya karar verdik ve bu süreç içinde eşyalarımızı satmaya başladık. Eşimin İstanbul'da bir evi vardı. Onu sattık. Çünkü kesin kararlı olmalıydık. 6 ayda bir giriş çıkış da yapabilirdik ya da bir gidelim deneyelim şansımızı da diyebilirdik. Ama bir çocuğumuz var. Onun geleceğini düşünmemiz lazım. Git geller onu çok yorabilirdi. Bu yüzden biz de kararlı olduk ve biz bunu başaracağız. Gideceğiz ve orada yaşayacağız düşüncesiyle neredeyse Türkiye'de arkamızda hiçbir şey bırakmadan maddi olarak yollara düştük. 2016 senesinin Temmuz ayında Virginia eyaletine geldik. Neden Virginia'yı seçtik? Öncelikle biz de tabii ki bütün Green Card kazananlar gibi forumlarda, internette çok fazla araştırma yaptık. Seçeneklerimizde Kaliforniya'da vardı, Texas, Houston'da vardı. New York gibi büyük şehirleri hiç düşünmedik. Zaten her şeyi sıfırdan başlayacağımızı bildiğimiz için Virginia eyaletini seçtik. Virginia eyaletinde Virginia Beach şehrine geldik. Virginia Beach'i de zaten araştırdığımız kadarıyla hem deniz olması bizim için bir avantajdı. Yazları denize gidebilecektik. Hem dört mevsimi yaşayan bir eyalet. Washington DC'ye, başkente yakınlığı açısından da oldukça faydalı. Çünkü neden? İşte konsoloslukta işlemleriniz olabiliyor. Havaalanı var, büyük havaalanı var, uluslararası. Ondan sonra iş imkanı daha fazla olabiliyor. Hem iklimsel şartlarından dolayı hem de iş alanının uygun olabileceğini hem de gerçekten çok yeşillik, doğası çok güzel bir şehir burası. Ormanları, yeşillik alanları çok fazla. O yüzden de öncelikli olarak burayı tercih ettik. Amerika'ya ilk geldiğimizde biz bir apartman dairesi kiraladık. Yaklaşık 2 oda, 2 banyolu bir evdi burası. İşte burada apartmanlarda genelde bütün olarak işte içinde fitness kullanabileceğiniz fitness salonu oluyor, yararlanabileceğiniz havuzu oluyor. Ortam olarak gerçekten temiz ve güzel bir apartmana yerleştik. Yaklaşık olarak
1100 dolar kirası vardı bu apartmanın. İsteyenler bir oda olabilir, iki oda bir banyo olabilir. Yani seçenekleri mevcut. Fiyatlar buna göre değişiklik gösterebiliyor. Daha uygun fiyatlısı olduğu gibi daha yüksek fiyatlı evler de vardı. Ve biz 2 sene boyunca o apartmanda yaşadık. 2 seneden sonra şu anki oturduğumuz evimize taşındık. Burası bir townhouse, yani bahçesi olan, bir apartman olmayan, normal bağımsız bir küçük villa gibi evler. Burada zaten evler hep bu sistemde, biliyorsunuz. İşte arkadaşlar, burası bizim ilk yaşadığımız apartmanlardı. Buranın ikinci katında yaşıyorduk. İki odalı, iki banyolu, bir salonu olan, çok güzel, tertemiz bir yerdi. 1,5 sene burada yaşadık. Bir sürü güzel anılarımız var. Buradan böyle üst kata çıkıyoruz. Orası bizim evdi. Evet, işte yaşadığımız sitede şu karşıdaki camlı olan yer spor salonu. Orada sporumuzu yapabiliyorduk. Bu havuzundan yararlanıp tabii istediğimiz zaman yaz boyu yüzebiliyorduk. Ve de tam da bizim balkonumuz şurasıydı. Biz oradan manzaralı manzaralı güzel zaman geçiriyorduk. İşte bu da böyle anılarda kaldı. Ne güzelmiş ya. Şimdi düşününce özlemişim. Türkiye'deyken de İstanbul şehrinde yaşıyorduk. Ben de eşim de çalışıyordu. Ben normal bir tekstil firmasında çalışıyordum. Eşim de e-ticaretle uğraşıyordu. Yani online olarak satış yapıyordu. Burada iş konusunda hemen gelir gelmez kendi işiyle ilgili araştırmalara başladı. Ben ilk sene hiç işle ilgili bir şey yapmadım. Çünkü oğlumun öncelikli olarak buraya alışmasını ve onun yanında durmakla başladım işe. Onun ilk bir senemiz gerçekten çok zordu. Yani hem maddi hem manevi, psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Ne kadar hazırlıklı gelmiş olsanız, ne kadar araştırırsanız, bilgileri öğrenmiş olsanız da buraya geldiğinizde tabii ki kültür şoku yaşıyorsunuz aile olarak. Çünkü çocuğum buraya geldiğinde 3. sınıfa başladı. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri, yani burada yabancı çocuklara, yabancı insanlara alışık oldukları için okul sisteminde de böyle bir düzen var. Buna alışıklar ama sonuçta çocuğunuzu alıyorsunuz. Hiç dilini bilmediği yabancı insanların ortasına atıyorsunuz ve bütün gün okula gidiyor. Gerçekten onun alışımı hiç, yani ilk başta o alışana kadar ben de alışamadım. O üzüldü, ben de üzüldüm. O yüzden de ilk bir senemiz özellikle manevi olarak çok zor geçti. Ama hepsi geçti sonuç itibariyle. Alıştık. Ne zaman para kazanmaya başladık? O zaman kendimize gelmeye başladık. Eşim de ilk 3-4 ay bir gözlemleme süresi yaşadı. Yani hemen böyle adımımızı atar atmaz bir işe başlamadı. Önce geldik, evimizi kiraladık. Arkasından ikinci el olarak evimizin eşyalarını aldık. Sonra da eşim hemen ehliyetini aldı. Ehliyetini alınca direkt taksi olan Uber, Lyft seçenekleri var biliyorsunuz ama Uber'i yapamıyorsunuz. Çünkü ilk bir senelik ehliyetiniz olma şartı var Uber'de. Ama Lyft olana hemen başlayabiliyorsunuz ve o da aynı Uber gibi yaygın burada da. Lyft yapmaya başladı. Bu arada başka işler de araştırmaya başladı ve Amazon Flex'i keşfetti. Amazon Flex neydi? Amazon'un buradaki müşterilerine kargolarını kapılarına dağıtmak. Yani bir nevi kargo şirketi düşünün ve bunu şirket, normal şirkete bağlı olarak değil de bireysel olarak kendi arabanızla kargo dağıttığınızı düşünün. Amazon Flex buydu. Ben hala herhangi bir işte çalışmıyordum. Yani uzunca bir süre, belki 9-10 ay boyunca bu işi yaptı eşim. Yani gerçekten dolar kazanmaya başlayınca bu bizi maddi olarak oldukça rahatlattı. Çünkü Türk parası malum 2016 yılında da olsa Türk parasıyla dolar arasında yine de fark vardı. Hem de bir psikolojik olarak da güven veriyor insana. Dolar kazanmaya başladıkça rahatlamaya da başladık. Biraz daha kendimize olan güvenimiz arttı. Ben bu sırada çalışmadım ama gündüzleri buradaki ücretsiz İngilizce okuluna gitmeye başladım. Yani ücretsiz dediğim bir dönemlik, yani Eylül ayında başlıyor, Haziran ayına kadar süren bir okul var. Orada İngilizce dersi alabiliyorsunuz günde 4 saat kadar bir süreyle. Ona katıldım. Buraya geldikten bir sene sonra ben de ehliyetimi aldım. Ehliyetimi alır almaz Amazon Flex'e başladım. Ve ben de Amazon Flex yapmaya başladım. Ama bu sırada eşim
artık daha İngilizcesini geliştirmişti, daha işleri araştırmaya başlamıştı ve Amazon'da kendi işine döndü ve online ticaret yapmaya başladı. Amazon üzerinden satış yapmaya başladı ve biz geçimimizi bu şekilde sağlamaya devam ediyoruz. Ben 2 sene boyunca full zamanlı olarak sürekli Amazon Flex yaptım. Ama şimdi yarı zamanlı olarak devam ettiriyorum. Canım istedikçe Amazon'un market işi olan Whole Foods'ta dağıtım yapmaya başladım. Bu da zaten şimdilik beni idare ediyor. Başka iş arayışlarım elbette ki var. Kendim daha düzenli yapabileceğim bir iş yapıyorum, arıyorum ama biraz ben çekingen. Göründüğüm kadar girişken bir insan değilim. Biraz çekiniyorum. O yüzden de çok fazla her şeye başvuramıyorum ama yine de kendimce olursa diye bazı ufak tefek işlere başvurmaya devam ediyorum. Biz her zaman gezmeyi çok seven bir aileydik. Fırsatımız oldukça, maddi imkanlarımız el verdikçe vizesiz ülkelere kampanya, uçak fırsatları, otel fırsatları, kampanyalar dahilinde yurt dışında gezilere gitmeye başladık. Bizim yurt dışı maceramız biraz böyle başladı. Onun üstüne de eşim işte Green Card'a başvurdu. Yani eşimin kafasında her zaman bir yurt dışında yaşama fikri vardı. Asıl çıkış hikayemiz buradan başladı diyebiliriz. Ve bizim karşımıza da Green Card gibi bir fırsat çıkınca tabii ki bunu kaçırmak istemedik. Evet, sabit bir şekilde oturup video çekmek de benim için gerçekten çok zor bir şeymiş. Çünkü ben böyle sürekli eli kolu oynayan, yürüyerek konuşabilen bir insanım. Yani evin içinde telefonla konuşurken bile 10 tur atarım. O yüzden kameranın karşısında böyle oturarak bir şeyler söylemek benim için de yeni bir tecrübe. Eğer bir hatam olduysa affola. Aklıma gelenleri size aktarmaya çalıştım. Eğer eksiklerim varsa yine bunları yorumlarda yazarsanız bunlarla ilgili de video çekmeye devam edeceğim. Özellikle ne iş yapıyoruz? Geçimimiz, aylık buradaki geçim masraflarımızla ilgili tek tek not tutup bununla ilgili bir çalışma yaparak da yeni bir video çekeceğim. Bununla ilgili de çünkü çok fazla soru geliyor. Ayrıca iş videolarını sevdiğinizi fark ettiğim için iş videolarını da çekmeye devam edeceğim. Genel olarak merak edilen başlıca sorulara bu videomda cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. Ama eğer unuttuğum bir şeyler varsa dediğim gibi aşağıya yorum olarak bırakırsanız yeni videomda eksikleri de tamamlamaya çalışırım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve videomun kapanışını tatlı sincaplarımla yapmak istiyorum. Bahçemde onları fıstık vererek alıştırdığım, onlarla ilgilendiğim yaklaşık 4-5 tane sincapım var. Aralarında en sevdiğim Bambi. Kapanışı da size onları göstererek yapmak istiyorum. Videonun sonunda bunu görmek isterseniz sincaplarımla tanışabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.